Eskişehir Net'ten herkese iyi akşamlar. 8 Ağustos günlerden Pazartesi. Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Tarımda maliyetlerin artmasıyla çiftçinin üretemez hale geldiğini belirten CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği biçer döver hasadını yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi'nin küçük çiftçiyi destekleme projesi kapsamında tüm biçer döverciler ve hasat makinecileri federasyonu işbirliğiyle 12 ilçede çiftçi kayıt belgesine sahip 100 dekarın altında tarlası olan üreticinin 50 dekarlık hububatının hasat işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Toplamda 10.600 dekar arazide gerçekleştirilen hasat çalışmalarını yerinde inceleyen CHP milletvekili Süllü, bir yılda 3 kat artan gübre fiyatları ile taban gübresi atmakta, mazot fiyatları ile traktörünün deposunu doldurmakta zorluk çeken, elektrik fiyatları ile yeterince tarlasını sulayamayan çiftçi, hububat hasat döneminde yüksek biçer döver biçim fiyatları ile karşılaşınca iyice zorlandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükelçi'nin kırsal kalkınmaya destek olan anlayışı, hasat döneminde üreticinin derdine derman oldu ifadelerini kullandı. Süllü, Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olması gereken kırsal kalkınma yaklaşımının Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında tüm ülkede uygulanacağını söyledi. Görevli olduğu yıllarda Kıbrıs'a düzenlenen operasyonda şehit düşen Yüzbaşı Cengiz Topel, Eskişehirliler tarafından unutulmadı. Şehadetinin üzerinden 58 yıl geçen Yüzbaşı Cengiz Topel, vatandaşlar tarafından unutulmadı. Önemli bir çoğunluğunu Eskişehirli olan sosyal medya kullanıcıları Topel adına açılan etikete onlarca gönderi paylaşarak şehidini andı. Cengiz Topel 1961 yılında Eskişehir 1. Hava Anajet Üstüne atandı. Topel 1964 yılında Kıbrıs'ın Erenköy bölgesine yapılan hava operasyonunda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 4'lü F-100 kolunun lideri olarak görevlendirildi. Bu operasyonda Rumlar tarafından uçağa düşürülen Yüzbaşı Topel, rehin alındıktan sonra 29 yaşında şehit oldu. Gemlik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İlhan Ataman, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Gemlik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde çalışan 47 yaşındaki İlhan Ataman, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldı. Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Ataman'ın cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastane önünde düzenlenen cenaze töreninde Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Tezsever, Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Abdülkadir Yüce ile çok sayıda emniyet personeli ve yakınları katıldı. Yapılan törenin ardından Eskişehir'e gönderilen İlhan Ataman'ın cenazesi ikindi vakti Eskişehir'de toprağa verildi. Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı, İslami dayanışma oyunlarında gümüş madalyanın sahibi oldu. Konya'da düzenlenen 5. İslami dayanışma oyunlarının 3. gününde Eskişehirli milli yüzücü Sümeyye Boyacı gümüş madalyanın sahibi oldu. Rekortmen sporcu Boyacı, Olimpik yüzme havuzunda yapılan para yüzme kadınlar 50 metre kelebek finali sonucunda gümüş madalyanın sahibi oldu. Boyacı'nın madalyası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından takıldı. Yarışta Sevilay Öztürk altın madalyanın sahibi olurken Sümeyye Boyacı gümüş ve Emine Avcı bronz madalyanın sahibi oldu. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Eskişehir'e gelen gurbetçiler sanayici esnafının yüzünü güldürdü. Yaz aylarında farklı ülkelerden kente gelerek zaman geçiren gurbetçiler araçlarının bakımlarını Türkiye'de yaptırmayı unutmuyor. Avrupa ülkelerinde araç servisleri haricinde sanayi ustaları olmadığı için tamir maliyetlerinin yüksek olduğunu söyleyen gurbetçiler, memleketlerindeki sanayiye uğramadan gitmiyor. Binlerce kilometre uzaktan araçlarıyla gelen gurbetçiler, Eskişehir Otosanayisi'nde araç bakımı, modifiye, kaporta ve LBG dönüşümlerini yaptırmak için sıraya girdi. Gurbetçi misafirlerin araçlarının bakımı yaptırmak için sanayide mekik dokuduğunu söyleyen Eskişehirli motor ustası Seyfi Apaş, yoğunluktan memnun olduklarını dile getirerek her sene sanayide Temmuz ayından Eylül ayına kadar gurbetçilerin yoğunluğu devam eder. Gurbetçilerin bulunduğu ülkelerde genelde araç servisleri var, sanayiler yok. Bu nedenle kaporta, boya, motor bakımları ve ön takım bakımları gibi birçok işlerini Türkiye'deki sanayilerde yaptırabiliyorlar dedi. Kent genelinde ve ilçelerde etkili olan rüzgar, Sivrihisar'da mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı
dört çadırın zarar görmesine neden oldu. Sivrihisar'ın Buzluca mahallesinde akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı çadırlar bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgar, içerisinde 18 kişinin yaşadığı 3 çadırın uçmasına, bir çadırın ise hasar görmesine neden oldu. Çadırlarda bulunan muhtelif yaşam malzemeleri, battaniye, halı, yastık ve yorganlar ise kullanılamaz hale geldi. Bakmak zorunda oldukları hayvanları bırakamadıkları için Sivrihisar Kaymakamlığı tarafından tahsis edilen Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü misafirhanesine gitmeyen mevsimlik tarım işçileri geceyi sağlam çadırlarda ve kendilerine ait otobüste geçirdi. Sivrihisar Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından bölgedeki mevsimlik tarım işçilerine çeşitli yardımlar yapıldı. Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan plakasız motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan plakasız motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Edinilen bilgilere göre Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları esnasında durumundan şüphelenilen plakasız motosiklet durduruldu. Yapılan inceleme sonucu bahsi konu motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Motosikletin sürücüsü MS'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Söğüt Uludere yolundaki çalışmalar yoğunlaştı. 25 Temmuz'da kısmen trafiğe kapatılan yolda ilk etap tamamlanıp trafiğe açılırken ikinci aşama çalışmaları nedeniyle ulaşımda yeni düzenlemeler yapıldı. Sorunsuz bir üst yapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Aşağı Söğüt Önü Mahallesi, Söğüt Uludere yolunda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Şehir trafiğini rahatlatacak Söğüt Uludere yolunda Ankara-Bursa Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ile Aktür Sokak kesişimine kadar olan bölüm 25 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kısmen trafiğe kapatıldı. Ekipler altyapı işlemleri sonrası sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek yolun tamamlanan kısmını 10 Ağustos itibariyle trafiğe açmış olacak. Ekipler yoldaki ikinci etap çalışmasının da başlayacağını ve bu nedenle geçici bazı düzenlemeler yapıldığını belirterek, toplamda 2400 metre uzunluğunda yapımı tamamlanacak yol ile Eskişehir kent içi ulaşımında da güvenli ve konforlu yolculuğun yanı sıra trafikte önemli bir rahatlama yaşanacak. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.